Dünyanın en çok merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen Amerika'nın gizli üssü 51. bölge gizemini hala koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok. İddialara göre Amerika, 51. bölgede daha önce yakaladığı dünya dışı yaratıkları, yani uzaylıları inceliyor ve özel deneyler yapıyor. Günlük şaşırma dozunuzu almaya hazırsanız, gelin hep birlikte bu bölgede neler oluyor bakalım. "51. bölge veya Area 51, dünyanın en gizemli yerlerinden birisi. Amerika'nın sır gibi sakladığı 51. bölge, Roswell vakasından sonra komplo teorileriyle vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı kan donduran fotoğraflar sonrası, merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken Amerika'nın sır gibi sakladığı 51. bölge hakkındaki tüm gerçekler, sizleri çok şaşırtacak. İşte Amerika'nın hassas noktası 51. bölge ve gizemi. 51. bölge, sahibi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan yerdir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır. İddialara göre Amerika 51. bölgede daha önce yakaladığı dünya dışı yaratıkları, yani uzaylıları inceliyor. Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor. Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıları da bulunuyor. 51. bölge hakkında diğer ayrıntılara geçeceğiz. Ama önce Boyd Bushman'ın iddialarına bakalım. Boyd Bushman isimli 51. bölgede çalışan bilim adamı, ölmeden önce çektiği videoyla Amerika'nın büyük bir sırrını ortaya çıkardı. Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği videoyla bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır. Bushman, Amerikalı yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısıyla ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi. Boyd Bushman, çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek, kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti. Bu iki grubu, dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Boyd Bushman, uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını, ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir. Boyd Bushman iddialarını uzaylı ve UFO'ların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. bölgede yaşayan uzaylıların birçoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin Amerika için çalıştığını söylemesidir. Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazla. Boyd Bushman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 amper gücünde olduğunu söylüyor. Boyd Bushman, 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların birçok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir. Amerika hükümetinin uzaylılarını bildiğini söyleyen Bushman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeyi amaçladıklarını söylemiştir. Şimdi bölgenin ayrıntılarına geçelim. Şimdiye kadar çok sayıda kehaneti tutan The Simpsons dizisinin bir kehaneti daha 51. bölgeyle tutmuş oldu. Son günlerde dünya gündemine oturan 51. bölge baskını The Simpsons dizisinde işlenmişti. İşte 51. bölge sahnesi. ...1947 senesinde Roswell'a düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge, 51. bölge. Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri Sahası ile çevreleniyor.
İçinde bulunduğu arazinin büyüklüğü 76 kilometre. Dışarıdan çekilen görüntüler buzdağının sadece görünen kısmı. Çekilen fotoğraflarında yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapılardan oluştuğu görülse de yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu biliniyor. Aslında yıllarca Amerika bu bölgenin olduğunu kabul etmedi. Ta ki takvimler 2013 yılını gösterdiğinde Amerika 66 yıl aranın ardından üstün varlığını kabul etti. Bu gizli bölge Independence Day filminden The X-Files dizisine kadar birçok bilim kurgu yapımına konu olan 51. bölge, popüler kültürde dünyaya gelen uzaylıların tutulduğu yer olarak kabul ediliyor. Amerika, 51. bölgedeki üssü kabul etse de uzaylılara yönelik iddiaları ya da yapılan deneyleri kesin bir dille reddediyor. CIA, 51. bölge ile ilgili raporunda dünya dışı varlıklara değinmiyor. Tam aksine, 51. bölgenin hükümetin gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu öne sürüyor. 51. bölge dünyanın en çok bilinen askeri üslerinden bir tanesi olmasına karşın yetkililer varlığını kabul etmeyince üzerine atılan iddialar da epey çok oldu. Soğuk Savaş yıllarında gizli operasyonların yürütüldüğü 51. bölge uzun süre boyunca çılgınların, komplo teorisyenlerinin ve aşırı meraklıların ilgi odağı oldu. 51. bölgenin UFO'lara ve uzaylı varlıklara ev sahipliği yaptığı yönündeki söylentilerin henüz kanıtlanamamış olmasına karşın hükümetin bu üste yıllardır gizli çalışmalar sürdürdüğü ve ileri sürülen bazı spekülasyonların gerçek olduğu iddia ediliyor. Gözlerden uzak gizli yeraltı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. bölge ile ilişkilendirildi. Bu tür iddiaların ortaya atılmasında Amerika'nın yıllarca üstün varlığını kabul etmeyip Sovyetlerin 1957'de gönderdiği uydu ile görüntüsünün alması ve bölgenin tespit edilmesiyle çark etmesi etkili oldu. Spekülasyonların çıkmasındaki en önemli sebeplerden birisi de bölgede yıllardır kullanılmayan uçak pistlerinin çöl kumları yüzünden bir karış kumla kaplanmış durumda olması. Yani bu da o bölgeye herhangi bir uçağın inemeyeceğini gösteriyor. Yine uzmanlara göre CIA'nin yaptığı bölgenin gizli uçaklar için araştırma yapılan bir alan olduğu yönündeki açıklamaları da hedef saptırmaktan başka bir şey değil. Çünkü bölge gerçek anlamda sıkı sıkıya korunuyor. 51. bölge varlığının kabulünden önce alanın 50 kilometreden fazla yakınına yaklaşmak yasaktı ve yaklaştığınız takdirde birçok farklı araçla takip ediliyordunuz. Peki 51. bölgede bu kadar sıkı korunacak ne vardı da böylesine bir önleme Amerika ihtiyaç duyuyordu? Nevada çölünün farklı yerlerinde birçok gizli kameranın da olduğu, hatta bölgeye çok yaklaşmanız durumunda vurulma riskinizin bile olduğu söyleniyor. Bölgeye sürekli olarak beyaz tırlar geliyor. Ancak bu tırların ne taşıdığı da bilinmiyor. İddiaların bir kısmıysa yakalanan uzaylıların otopsi için bu bölgede incelenmesi ve bu durumun sır gibi saklanması. 51. bölge yasak ve gidip gezmesi imkansız bir yer olduğu için en güvenilir bilgi kaynakları eski 51. bölge çalışanlarıdır. Yani 51. bölge ile ilgili ortaya atılan bu sıra dışı iddialarda eski çalışanların payı epey fazla. Çöllerle kaplı Nevada'nın nükleer test alanına eklenmesi planlanan yer olarak seçilen 51. bölge, Amerika eski başkanlarından Dwight Eisenhower döneminde onaylandı. Bölge kendi içinde ülkedeki diğer yerlerden ayrılan birçok ilginç kurallara sahip. Bu ilginç kurallar bölge için oluşturulan komplo teorilerini daha da güçlendiriliyor. Şimdi isterseniz o kurallara bakalım ve sizi biraz daha şaşırtalım. Bölgenin etrafında adım başı yer alan dikkat, bölgeye girilmez. Dikkat, fotoğraf ya da video çekilmez tabelalarındaki uyarılara uymayanlar anında tespit ediliyor. Bu uyarılara uymayıp da belli bir mesafeyi aşarak fotoğraf çekmeye kalkışanlar önce sorgulanıyor, sonra para cezasına çarptırılıyor. Bölgenin güvenliğini Gamadus ismi verilen bekçiler sağlıyor. Üssün devriye araçları bölgedeki diğer araçlar gibi beyaz renkte. Üzerlerinde hiçbir iz, işaret yok. Bazı plakalarda bir şey yazmıyor, bazılarında ise sadece sıfır rakamı yazıyor. Ayda iki kez boş plakalı beyaz bir otobüs üssün personelini taşıyor. Üssün kapısında genelde hareket yok. Giriş çıkışları ancak belirli saatlerde izin veriliyor. Üssün sınırlarını devriyeler bir an bile boş bırakmıyor. Deyim yerindeyse bölgede kuş uçurtmuyorlar. Çölün ortasındaki gizli kameralar gün boyu oradaki gelişmeleri kaydediyor. Üsse girip çıkan dev beyaz tırların ne taşıdığını ise hala bilen yok. Bunların da üzerinde hiçbir işaret bulunmuyor. Bölgeden kalkan, servis otobüsü dedikleri beyaz otobüslerin nereden kalktığı da muamma. Yerli yabancı turistler bu bölgeye akın ediyor ama üssün 50 kilometre uzağında durmak zorundalar. İlerisi ise yasak bölge. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bize destek olmak için abone olmayı unutmayın.
Ayrıca her gün birbirinden ilginç bilgiler paylaştığımız Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz.